Arkadaşlar yeni bir Muhabbet Vals kanalı videosuna da hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün yavrularımız yeme düştü ya da yuvadan atladı. Büyük ihtimalle yuvadan atladı olarak gelir ismi. Şu şekilde güzel bir video ile geliyoruz sizlere. Arkadaşlar şu gördüğünüz beyazlar, biliyorsunuz iki tane. Bunlar yuvayı terk firar etmişler dün gece. Ben de onlara daldırı, mama, işte darı kırmaları için şey, suluk. Bakın iki tane mama koydum sağa sola. Baya yardımcı olduk onlara da bu şekilde. Bugün burada atlamışlar. Şu an burası boş. Buraya zaten temiz koyduk artık yeni. Anne yumurtlasın diye. Yeniden başla yumurtlasın diye. Bugün tam en ufak yavrumuz 30 günlük oldu. Yani bu ufak olan bu. 30 günlük oldu. Anladığım kadarıyla daraya, mamaya biraz saldırıyorlardı. Sıkıntı yok o konuda. Bacağını oraya sokmuş, araya sokmuş o biraz. O sıkıntı. Tellerin arasına. Şöyle bir elinle de alayım, göstereyim size yavrularımızı. Oğlum gel. Bursakları bayağı dolu. Şöyle bursağa bakınca baktım. Bursakları bayağı dolu. Maşallah bu. Kızım herhalde benim. Bu bizim güzel kızımız. Bunları da büyük ihtimal bir yere alacağız ama nereye atacağız? Gel bakalım. Şu an kameradaki iğrenç görüntü için sizlere özür dilerim ama bu oğlan çok fena. Uçmaya da başlamış hafif hafif. Şöyle göstereyim sizlere. Heh, elde dur. Şöyle şuradan göstermem lazım. Şöyle güzel bir oğluşumuz var. Bembeyaz. Şuna bakın. Çok güzel. Bir kar tanesi edasıyla. Bunlar artık yeme düşmüşler. Bunları sahiplendirebileceğimiz boyuta gelmişler. Bakalım. Güzel bir jumbo kare oldular. Bir intihar girişimi de kalkışıldı zaten. Folukluğuna atlamaya alışmışlar. Folukluğuna aşağıda atlamışlar. Şimdi bunlara özel bir video yaptık. Son zamanlarda tamı tamına sağlıklı çıkan kavurlarımızdan. Hiçbir sıkıntıları yok. Gördüğünüz gibi oraya atladı kendisi. Garaşı biraz... Bu tam yavru ya. Bu bayağı hala yavru. Yemek yiyor ama diğerine göre daha çok yiyor. Şöyle ikisini yan yana göstereyim size. Atacak direkt kendini aşağı. Kanatlarını açmadan aşağı atacak kendisi. Öyle bir problemi var onun da. Böyle bir hamle yapıyor. Bunları güzel bir kafese alacağız. Bu gece büyük ihtimalle bu işi yapacağım. Bu gece bunları güzel bir kafese alacağım. Bu kar tanelerini, beyaz yavrularımızı. Full beyaz çıksalardı çok güzel olurdu. Ama çıkmadılar. Böyle mavi lekeli çıktılar. Mutasyon, çekinik mutasyon şeklinde. Tam böyle bir renk, kan konumülasyonu oluşmadan bir değişik yavru olarak çıktılar. Şöyle yakından da göstereyim. Bir dişi, bir erkek. Ve bayağı da güzel. Fizikleri çok iyi ya. Hani annesinden almış öndeki fiziği, arkadaki babasından almış fiziklerini. Ama şu annesinden fiziği alanın gördüğünüz gibi çok güzel fiziği var. Maşallah diyelim. Şöyle kafasını yaklaştırabilir miyiz? O 5x fazla oldu. Şöyle 2x'e düşelim. Aynen şu şekilde netleme yapalım. Şu an gördüğünüz üzere netledikleri çok güzel arkadaşlar. Şimdi şey, telefonun dibine sokmak istemedim. Telefonun dibine soktuğun zaman kuşlar arkadaşlar kaçacaklar. Böyle bir 2x kullanalım dedim. Şu görüyorsunuz şu bembeyaz bir ayakları var kafasının erkeğimizin. Arkadaki yavrumuz da aynı şekilde. Kursaklar bayağı dolu. Maşallahları var yani bunların bu şekilde. Şimdi bundan sonra da şimdi üretimden son durum diye bir video gelecek. Bir sürü yavrumuz şeyimiz var. İşte o yüzden öyle şey yaptık. Bunları da böyle gösterelim. Bakın. Şöyle bu tüysüzlerimiz. Bunlar karantinada şu anda. Takılıyorlar. Yeşil tüyü çıkartıyor ama yeşil tüyünü yiyor arkadaşlar. Kendisi kopartıyor. Kendini kaşırken tüylerini kopartıyor. O yüzden biraz problem var. Onunla da anlaşamadığımız bir konu var. Sırtında mırtında da çok kopartmış bakın kaşırken. Bu gittikçe tüy döküyor. Olanı da kaybetmeye başladı ufak olan. Bunları direkt ayırdım. Ne olduğunu tam algılayamadığım için. Bunlar yaklaşık 4-5 gündür burada ayrı olarak takılıyorlar. Şöyle kanatlarda başka kuşlarımız var. Bunlar da biliyorsunuz tüylerini daha yeni çıkartmaya başladılar. Ne olur ne olmaz diye bunları da diğerlerine ayırdım. Ama bunlar bayağı toparladı. Şuna bakalım. Arkadaşlar yarın artık hiç sıkıntısı kalmaz. Patlatmış tüylerini. Şuna da bakalım. Bu da aynı şekilde. Bayağı patlatmışlar arkadaşlar tüylerini artık. Kıvama gelmişler. Şimdi buraya bakalım. Buradaki durumlar çok iyi. Spangle'ımız iyileşti. Hadi gel bakalım. Ne olur ha. Bayağı iyileşti arkadaşlar. Ayakları falan tutuyor artık. Tüneklere falan geziyor. Sarımızın durumu iyi. Sarının durumu bayağı iyi. Bayağı topladı. Burada bir üçüncü olacaktı. Sıkıntı o. Üçüncüyü bulmak lazım. Nerede? Şöyle bakalım. Heh, burada. O da bayağı topladı arkadaşlar. Kuyruğu da bayağı çıkmış artık. Kanatları da bir uç versin. Bu arkadaşımız da sahiplendireceğiz.
Bakalım bir kanatları uç versin de ne olacak, ne yapacak görelim. Bayağı da topladı zaten. Görüyorsunuz o jumbo zaten kendisi. Tüyleri tamamen çıktığında çok güzel bir kuş olacak. Bu şekilde buradan bayağı sahiplendirme yapacağız. Şu ikisi kesin sahiplendirecek. Şu an evde sahiplendirme hazır. Kontes arkadaşlar sahiplendirecek. Kontes zaten yargı dağıtıyor içeride. Kontes sahiplendirecek. Kontes sahiplendirecek. Spangle sarı. Bir de şu beyazlar gidecek. Bakacağız bakalım kaç tane yavru çıkacak. Buradan bayağı sahiplendirme yapılacak. Duruma göre işte haberdar ederim ben sizi. Bu konuda büyük ihtimal durumdan nasıl haberdar olursunuz? Siz durumdan büyük ihtimal bundan bir 3-4 daha sonra hangi kuşlar gitti, hangi kuşlar geldi görürsünüz. Biliyorsunuz tatile çıkıyorum. Orada stok videoları zaten sizin için de çekmeye çalışıyorum. Stok videoları da ayarlanacak. O şekilde göreceksiniz. Şimdi kanalı takip edip abone olmayı unutmayın. Tekrardan görüşmek üzere. İyi, kendinize iyi bakın.